Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Kemal Emir, sofralık zeytinde fiyatların son derece düşük olduğunu belirterek, bu fiyatlarla zeytin üreticisinin zarar edeceğini söyledi. Çiftçinin temel tarım girdilerinde KDV oranlarının mutlaka düşürülmesi gerektiğinin altını çizen Emir, zeytinyağına değil, zeytine prim beklediklerini açıkladı. Zeytinyağı fiyatının düşük olduğu için bu önümüzdeki günlerde zeytin fiyatının, sofralık zeytin fiyatının da yani iyi gitmeyeceğini daha önce söylemiştik. Yine dediğimiz gibi sofralık zeytin 80 kuruşla 1 lira arasında ortalama elek fiyatı bu arada yani. Çok düşük. Yani bizim bölgemizde 22 bin ton civarında sofralık zeytin üretiliyor. Ve bu zeytinlerin kanal üstü dediğimiz bölgede yetiştiği için elektrikle masa var. Tarımsal elektrik masa. Pompajlarla su basılması gerekli. Yani ve çiftçinin parasının olmadığı dönemde bu faturaları zar zor ödeyerek gidiyor. Mesela bizim bölgemizde bir tek kooperatifin 350 bin lira elektrik faturası ödedi. Ay deme. 350 bin lira. Bu yani korkunç rakam bunlar. Bir tek beldemizin. Sadece kooperatifin bu. Bir düşünün yani tüm zeytin üreticisinin ödediği paraya bakın yani. Yani burada hasattan hasada ödenmesi tarımsal elektrik kullanımında KDV'nin bir takım vergilerin düşürülmesi gerekli. Daha önce de hep söyledik, söylüyoruz. Yani zeytinyağı olarak değil, yani üretici bunu sofralık olarak satabilir, zeytinyağı olarak yapabilir. Yani bu zeytinin zeytin olarak desteklemesini istiyoruz. Yani zaten en düşük fiyatı bu yani. En düşük fiyatı bu. Biliyorsunuz yani zeytin en büyük girdisi de şu anda toplama maliyeti. Toplama maliyeti yani biraz önce de koordinasyonda denildiği gibi yani normal bir şeye amele grubunu diyorsunuz ki yarıyı topla diyorsunuz zeytini, yarısı senin yarısı benim, onu toplamıyorlar yani. Şu anda o vaziyet bir durum var. Nar yani nar da yeni bitti. Nar biliyorsunuz yani o da çok kötü gitti. Özellikle bizim bölgenin narın yani daha önceki dönemlerden narı teşvik edilmesi yanlıştı. Yani nar üretimi evet arttı. Arttı tabii. Kurak olan yerlerde, yüksek olan yerlerde her yerde yetişen bir çalı bitkisi olan narın bizim bölgede Sultanmaraş'ta yapılan narenciğin, incir, zeytin olan bölgede narın olması uygun değildi yani. Fiyatı düşük yani. Nar üreticisi perişan yani.